1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, diğer adıyla 93 Harbi sonucunda imzalanan Ayastefonus Antlaşması'nın görsel hatırlatıcısı ilk iki harfinden dolayı ay olacak. Bu antlaşmanın ayrıntılarına girmiyorum çünkü Rusların sıcak denizlere inme imkanı bulması İngiltere'yi telaşlandırmış ve Batılı devletlerle birlikte antlaşmaya müdahale ederek geçersiz kılmıştır. Rusya ile yapılacak yeni bir antlaşma karşılığı Osmanlı'dan Kıbrıs'ın idaresini geçici bir süreliğine alan İngiltere, Ayastefonus Antlaşması'nın şartlarını hafifleten Berlin Antlaşması'nın imzalanmasını sağlamıştır. Ayastefonus Antlaşması, Sèvres Antlaşması gibi kağıt üzerinde kalan bir antlaşmadır. Ayastefonus Antlaşması'nın hatırlatıcısı olan ay görselini ekleyeceğimiz ben, antlaşmanın bazı ufak değişikliklerle Berlin'de yeniden imzalandığını hatırlatacak. Berlin Antlaşması'nın sonuçları ve önemine bakalım. Birinci hatırlatıcı görselimiz sırtını Karadağ'a yaslamış, elindeki romanı sırıtarak okuyan adam olacak. Sırıtan kişiden Sırbistan'ı, elindeki romandan Romanya'yı, yaslanmış olduğu Karadağ görselinden Karadağ'ı hatırlayacağız. Berlin Antlaşması'yla Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsızlıklarını ilan ettiler. İkinci görselimiz Arda'nın kullandığı kara batmış araba. Arda kara battım diyerek yardım istiyor. Arda, Ardahan'ı, Kars ilini, batmış olması Batum'u hatırlatacak. Arda'nın yardımına gelen Rusya, üçünü birlikte kendisine bağlayarak götürüyor. Berlin Antlaşması'yla Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılmıştır. Berlin Antlaşması'yla Rusya Osmanlı'dan yüklü miktarda tazminat almıştır. Dördüncü görseldeki değirmenin önündeki bulgur çuvalları isim benzerliğinden dolayı Bulgaristan'ın hatırlatıcısı olacak. Berlin Antlaşması'yla Bulgaristan üçe bölünmüştür. Bulgaristan, Berlin Antlaşması'ndan 30 yıl sonra İkinci Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Beşinci görseldeki mavi kelebek Bosna Hersek'in simgesidir. 1992-1995 yılları arasında gerçekleşen savaşın sonrasında meydana gelen gelişmeler, mavi kelebeği dünya genelinde Bosna'nın simgesi durumuna getirmiştir. Ayrıntılarını Fatih Sultan Mehmet videosundan öğrenebilirsiniz. Mavi kelebeği yakalayan avcı, İlk iki harfinden dolayı Avusturya'nın hatırlatıcısı olacak. Berlin Antlaşması'yla Bosna ve Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılmıştır. Bosna Hersek'i fiili olarak işgal eden Avusturya, 30 yıl sonra 1908 yılında bölgeyi resmen topraklarına katmıştır. Altıncı görseldeki oturan adam Ermenileri, yağmurda ıslanması da Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılması maddesini hatırlatacak. Berlin Antlaşması ile Ermeni meselesi ilk defa uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Yedinci görselde 67 yıl gibi uzun bir süre İngiltere'yi yöneten Kraliçe Victoria, Ayastefonus Antlaşması'nı değiştirme karşılığında Osmanlı Devleti'nden yönetimini alacağı Kıbrıs'ı düşünüyor. Bu antlaşmadan en karlı çıkan ülke İngiltere olmuştur. İngiltere, Kıbrıs'tan sonra 1882 yılında Mısır'ı işgal etmiştir. Yine bu antlaşmayla Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engelleyen İngiltere, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından da vazgeçmiştir. Görselin bütünü üzerinde hızlı bir tekrar yapalım. 1. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlığını kazandı. 2. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakıldı. 3. Rusya'ya yüklü miktarda tazminat ödendi. 4. Bulgaristan 3'e bölündü. 30 yıl sonra 1908'de bağımsızlığını kazandı. 5. Bosna Hersek'in yönetimi Avusturya'ya verildi. 30 yıl sonra 1908'de Avusturya tarafından işgal edildi. 6. Ermeni meselesi ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir sorun haline geldi. 7. Kıbrıs'ın yönetimi İngiltere'ye verildi. 1914'te İngiltere tarafından resmen ilhak edildi.